Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 7 Eylül haftası haftalık burç yorumu Geri döndüm. Geri döndüm. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geçtiğimiz iki haftada Neptün'ü konuşmaya başlamıştık. İlk önce Neptün kimdir, ne oluyordur, ne anlatıyordur bize bunu konuştuk. Sonrasında ise de Neptün'ün yakın vadede işte Neptün yay jenerasyonuna sonrasında Neptün oğlak jenerasyonuna zorlu açılar yapacağı zaman dilimlerini kimleri nasıl etkileyeceğini konuştuk. Geçtiğimiz iki haftanın videolarını bulabilirsiniz. Yine linkleri bırakırız sizin için açıklamalara. Reklamlar ama çok kısa size söz. Doğum haritası okuyorum, eğitim alıyorum, astroloji öğreniyorum ama bir türlü parçaları bir araya getiremiyorum. Hikayeleri bütünleştiremiyorum. Okuyorum da önemli parçaları anlayamıyorum diyorsanız eğer sizlere özel bir atölye açtım. Aslında sizden gelen bir taleple bu atölyeyi açtım. 29 Haziran'da başlıyoruz. Doğum haritasını okumanın inceliklerini öğretiyor olacağım sizlere. 8 hafta Online eğitim, astroloji eğitimi alan arkadaşlarıma özel olacak bu. Çünkü temel seviye astroloji bilgisi gerekecek, biraz daha yoğun bir eğitim olacak. E, haritanın hikayesini okuma, danışanın önemli e, göstergelerini görme, e, hangi alanlar daha çok tetikleniyor, bunları bulmaya yönelik önemli tiyolar paylaşacağım sizinle. E, ayrıca bir de natal haritanın içinden öngör teknikleri kullanmadan öngörü yapabilmeyi göstereceğim. Birkaç tane çok güzel hayatı iyileşecek mi kötüleşecek mi ne olacak hepsini anlamaya yönelik e, çok güzel tüyolar var bunları konuşacağız. 29 Haziran'da başlıyoruz. Kayıt için bilgi için e, aşağıda yazan bilgilere ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, bu hafta neyi konuşacağız? Neptün evlerdeyi konuşmaya başlayacağız. Yani doğum haritamızın içinde Neptün hangi evde ise ben her evdeki Neptünü tek tek anlatacağım. Hayatın bizden beklentileri neler? Neleri yaşama ihtimalimiz yüksek ve aynı zamanda aslında e, bizim için gelişim aşamaları tekamül aşamaları neler? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü e, şey Neptün bir kolektif gezegen olduğu için bireysel temamızdan öte ruhumuzun çeşitli dönemlerde aldığı deneyimler gelişim aşamalarıyla da çok ilgili çok önemli açıkladığı yanları oluyor diyeyim açıkladığı göstergeleri oluyor bu hafta 1. 4. 7. ve 10. evleri konuşacağız. Sonraki 2 haftadaysa diğer evleri konuşacağız. Neden böyle böldüğümü de anlatayım size. 1, 4, 7 ve 10 numaralı evler yuvarlak o çember şeklindeki haritanın köşe evleri diye geçer. 1 numara, 4 numara, 7 numara ve 10 numara şeklindedir. E bu 4 ev aslında sonsuz çemberin bir artı işaretiyle somutlaştırılmasıyla bağlantılıdır. O yüzden 1, 4, 7 ve 10 numaralı evler bizim bu dünya içinde bu hayat planında yaşayacağımız şeyleri 3 aşağı 5 yukarı en temel haliyle anlatır. Ne için geldik? Hangi aileye doğduk? Nasıl ilişkiler yaşayacağız? Toplumdaki yerimiz, duruşumuz, itibarımız nasıl olacak? Yani bu hayat planında alacağımız temel dersleri, temel deneyimleri çok net bir şekilde bize gösterir. Köşe evler diye geçiyor bu evler. Evlerin anlamlarını farklı bir videoda yine anlatmıştım. İsterseniz orayı da daha önce ya da daha sonrasında izleyebilirsiniz bunu tekrar etmek için. Ama 1 4 7 ve 10 numaralı evler bizim hayat planımızdaki en önemli köşe taşları, en önemli göstergeler gibi düşünebilirsiniz. Zaten bu dörtlünün içinde yer alan bir Plüto, bir Neptün, bir Uranüs hayatımızın içinde büyük büyük dönüm noktalarından geçeceğimizi ve Önemli bir, belki bir krizi, belki bir hayal kırıklığını aşarak yeni bir rotaya gireceğimizi bize anlatır. Neptün'e geri dönersek eğer, Neptün'ü bir hatırlayalım ufacık. Neptün hem bir bir olma enerjisiydi. Yaradan da bir olma, bir arada hareket etme, ortaklaşa hareket etme, sonsuzluk, aşkın bir enerjiydi. Hepimizin bir olduğu, herkesle bir olduğum gibi bir teması vardı. Hem de bir yandan maneviyat, spiritüel enerjiler, daha sezgilerimizin güçlü olması, rüyalarımızın çalışması, yaratıcılık, ilham, sanatçılık, hep sanatla ilgili çok güzel üretimler hep Neptünle bağlantılıydı. Diğer taraftan tabii ki Neptün bu bir olma enerjisiyle kanma, kandırılma, inanma, hayal kırıklıkları yaşama, iftiralara uğrama, bazen şiddete maruz kalma, bazen bağımlılıklar e, geliştirme, bazen bağışıklık sistemimizde problemler olması, alerjilerin olması gibi 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 bir sürü şeyi anlatıyordu bize. O yüzden de e, iki ucu olan, iki kutbu olan bir gezegen. Hatta demiştim ki hatırlarsanız belki o videodan hiçbir şeyden korkmam. Neptünden korktuğum kadar. Çünkü çok yumuşak, çok böyle insanı uyuşturan bir yanı var. Hani böyle şeyler vardır ya, e, böyle bilimsel deneyler vardır. İşte kurbağa bir suyun içinde, kur, suyun ısısını yavaş yavaş arttırıyorlar. Ve kurbağa aslında suyun kaynadığını bile fark etmiyor bu enerjiyle. İşte e, ölüyor falan gibi böyle. Biraz Neptün'ün enerjisi öyle. Yani o kadar tatlı tatlı uyuşturur ki bizi. Doğal gazdır zaten Neptün bir yandan. E, gazla hani... Ee, Doğalgazın açık kaldığını ve uzun süre kokusuna maruz kaldığınızı düşünün Allah korusun. Yani hani çok böyle insana uyuşturan bir enerji. O yüzden kandığımızı, kurban durumuna düştüğümüzü, e, belki kandırıldığımızı, yalanlar söylendiğini, iftiraya uğradığımızı çok sonrasında bile fark edebiliriz. Köşe evlerimizde ise demek ki hayatımızın içinde bir fedakarlık, merhamet ve bir yandan da e, şey sınırları çizmeye öğrenme deneyiminden geçeceğiz. Bir taraftan e, çok böyle yumuşak karnımız haline gelecek bazı kişiler, olaylar, durumlar ve başlangıçta çok verici davranacağız. Sonra çeşitli hayal kırıkları, kırıklıkları, krizler, düşündüğümüz gibi olmadığı gerçeğiyle yüzleşme, belki parasal kayıplar gibi şeyler yaşadıktan sonra da bir uyanma evri ve bu evresi ve bu sefer sınır çizmeyi öğrenmekle ilgili bir süreçten geçeceğiz. O yüzden aşırı verici davrandığımızda bizi çok büyük kayıplara uğratabilecek bir yandan da aklımız başımız yerinde Hareket edebiliyorsak eğer o dönemde şey çok güzel yaratıcılıkla, ilhamla bir sürü şeyler üretmemizi de sağlayacak olan bir enerji, bir rehberlik enerjisi, bir yaradanla bir olma enerjisi. Şimdi bu 1, 4, 7, 10'daki halini... E, natal haritamız yani kendi doğum haritanızın içinde birinci evde, dördüncü evde, 7. evde, 10. evde ise diye anlatacağım. Transit geçişlerde yani sizin gökyüzündeki Neptün e, sizin birinci evinizden, ikinci evinizden geçerken ki açıklaması birebir böyle değil. E, yine de biraz referans alabilirsiniz tabii ki. Ama birebir aynısı gibi çalışmıyor transitlerde. E, yine de bir ufak bir nokta olarak düşeyim sizlere. Evet şimdi bir numarayla başlayalım. Birinci evde Neptün eğer birinci evdeyse ne beklemeliyiz biz? Bir defa çok böyle e, şey, e, yumuşak görünen. E, böyle daha hatta böyle yanaklı falan böyle hani yumuşak görünen, tatlı suratlı, çok belirgin ve keskin bir yüz hattı değil de daha yumuşak yüz hatlarına sahip olan. Daha kolay sohbet edilen, girdiği ortamda insanları çok rahatlıkla e, ikna eden, yumuşatan ve uyumlu bir enerji yaratan birini düşünmeliyiz. O yüzden tatlı bir yanı var bu kişinin aslında. Diğer taraftan ama sezgileri çok güçlü olan daha böyle hayatının belirli dönemlerinde okült konularla, inançlarla, tasavvufla, Müslümanlıkla, dinle çok daha fazla içli dışlı olacak olan birini düşünmeliyiz. O yüzden de kendini kaptırıp gitme enerjisi olduğu için Neptün'ün hayatının belirli dönemlerinde belli konulara çok fazla kendini adayacaktır. Bu adadığı şeylerden sonra hayal kırıklığıyla vazgeçebilir ya da direkt vazgeçebilir. Ama belli dönemlerde kendini kaptırıp gittiği şeyler olacaktır. Bunların da kesinlikle bir taraftan sanatla, sanatçılıkla, ilhamla, diğer taraftan okült konularla, bir diğer taraftan yaratıcılık ve ilham veya işte tekrar etmiş oldum veya dinle, tasavvufla, bağlantılı olacaktır. Şimdi aslında Neptün'ü birinci evde olan kişinin şunu hatırlaması lazım. Yaradan adamdan ayrıldık ve dünyaya geldik. Yani o her şeyin bir ve bütün olduğu Allah katında değiliz artık. Dünya planındayız, dünya katındayız ve burada yaşayacağımız şeyler var. Ancak yapabileceğimiz en güzel şey... Kendimizle diğerleri arasındaki ayrımı güzel yapıp kendi bildiğimizi, kendi enerjimizi, kendi iyiliğimizi, güzelliğimizi adaletli bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde diğerlerinin iyiliği için kullanmak. Kendimizi adadığımız konuların uzun vadede bize ee, nasıl şeyler sağlayacağını görerek kendimizi adamak. Belki kendimiz ya da toplum için, diğerleri için nasıl şeyler üretmek istediğimize karar verip öyle bir adanmışlık yaratmak çok daha iyi olacaktır. Hayatının içinde Neptün'ü birinci evde olan kişinin benlik duygusunun geliştirmesini, benlik duygusunu geliştirmesi gerekiyor. Yani ben buyum, ben bu kişiyim, böyle şeyler yapmak istiyorum. Sizinle, sizin benden beklentilerinizle aynı şey yapmak zorunda değilim. O yüzden dönem dönem hayatının içinde Özellikle erken yaşlarda bir kurban durumuna düşme durumuyla karşılaşacaktır bu kişi. Ee, şey gibi olabilir hani cidden kimilerinde istismar, e, şiddet, e, duygus ömürleri, fiziksel anlamda şiddet, e, cinsel anlamda bir taciz gibi olabilir. E, biraz daha bu kadar sert olmak zorunda değil ama kendi isteklerini kendi istediği gibi ifade etmekte zorlanmış olabilir. Sürekli farkında olmadan yapması gerekenler ya da başkalarının ondan beklentilerine uyum sağlayarak ilerlemiş olabilir. O yüzden hayatının içinde bunlardan bir noktada bu bu sertlikten bu katılıktan kaçmak için kendine bir çıkış yolu arayacaktır. O yüzden aslında maneviyat, din gibi konular, tasavvuf gibi konular daha ön plana çıkar. Yani bütün bu zorluklardan hayatın aslında bütün olumlu olumsuz enerjisini hisseder çünkü empati yeteneği çok güçlüdür. Bütün bu enerjilerden uzaklaşmak için kendini kaptıracağı, kapatacağı başka bir alana ihtiyaç duyar. Bazılarında bağımlılıklar gelişebilir. Belki işte sigara, alkol, uyuşturucu gibi bir e, çeşitli alanlarda daha fazla bağımlılıklar geliştirmeye daha meyilli olabilir. Çünkü bu da aslında kendini e, korumak için yapılan bir şey. Yani e, laf olsun diye yapılan bir şey değil. Biraz daha o Uyuşturup kendini, bağımlılıklar yaratıp başka şeylere kaptırıp gidip dünyanın sertliğinden, katılığından, yaradandan ayrılmış olduğundan, anneden ayrılmış olduğundan e, ve bunların zorluğundan kaçmak için kişi bunu yapar. O yüzden kişinin temelle yapması gereken şey bir affetme mekanizması, bir ikincisi ise sınırları çizme. Hayatının içinde baş etme, zorluklarla baş etme, kendini savunma ve bağışıklığını güçlendirme, tek başına ayakta kalma mekanizmasının güçlendirmeye ihtiyacı vardır ve hayatının içindeki deneyimler zaman içinde ona bunu getirir ve bu deneyimler esnasında katılaşmak yerine ki Neptün yükselen de çok büyük bir katılaşma vermeyecektir hiçbir zaman ama katılaşmak yerine kişisel gücünü başkalarına etki altında bırakmak yani çünkü çok güzel bir sahne çok güzel bir şeytan tüyüyle insanları ikna edecek tatlı tatlı bir yanı olur bu kişilerin bunu yapmak yerine ya da bunu iyiye yapmak diyeyim aslında çoğunluğun iyiliği için diğer diğerlerinin de iyiliğini düşünerek bunu yapma teması önemli olacak. Adalet önemli. Kurban durumuna düştükten sonra başkalarını kurban etmemek, adil olmak çok ama çok önemli. Yükselende Neptün bulunan kişiler için. Kim var örneğimiz burada? Marilyn Monroe var. Marilyn Monroe'nun e, haritasını beraber yaptık mı? Şu anda hatırlayamadım. Derslerde çok fazla örnek olarak yapıyorum. Özellikle ilişkiler ekseninde Neptün'ün karşısında ay var. İli, e, çocukluğunda da çok böyle hani istismarları olmuş, zorlukları olmuş e, ve e, bunları bunlarla baş etmek çok kolay olmasa gerek. Hep evliliklerinde, ilişkilerinde cevabı aramış. Hep bir ve bütün olmak istemiş. Tamamen sonsuza dek sürsün istemiş ama e, burada bir hayal kırıklığı teması açık alıplarıyla da çok tetikleniyor. Melih Monroe'un e, hayal kırıklıklarıyla yüzleşmek zorunda kalmış ve aslında bu sürecin içinde duygusal o yoğunluklar tabi biraz bağımlılıklara filan da yol açmış olsa gerek. Tam sırasını söyleyemem. Belki başka türlü bir sırayla olmuştur ama sonuçta burada bir bağımlılıklar teması da var işin içinde. Ama bir yandan Marilyn Monroe nasıldır? Büyüleyicidir yani. Kadın çok büyüleyici bir güzelliğe sahip değil belki ama büyüleyici bir şekilde. Herkesi şey yapan ikna eden herkesi böyle bir dünyaya farklı bir dünyaya, farklı bir diyara götüren bir enerjisi var. Bir böyle şey gibi, bir peri gibi bir yanı var. O yüzden de o Neptün'ün enerjisiyle oluyor. O yüzden yükselen Neptün böyle bir şeyler. Dördüncü eve geçiyorum. Neptün dördüncü evde ise. Dördüncü ev neresidir? Bizim çocukluğumuzdur. Anne babamızla ilk içine doğduğumuz evdir, yuvadır. Babamız, babamızın ataları, geçmişlerimiz, geçmişimiz, soy karmamızla ilgilidir. Aile atalarımızın getirdiği meselelerle çok bağlantılıdır. Şimdi burası e, toprakla, dünyayla, dünyayla, dünyaya köklenmekle de çok ilgili. Neptünün burada olması aslında temelde dünyaya köklenmekle ilgili bir problem getiriyor. Yani bu ailede, bu yuvada, burada ben bu düzeni kuruyorum ve burada hep kalacağım demekle ilgili bir problem getirebiliyor. Çünkü birincisi aşırı hassasiyet ve empati teması var yani bir olma ihtiyacı var ya dünyaya gelmiş olan bütün ırklarla bütün topluluklarla bütün gruplarla bir olmak istiyor bir diğer taraftan ise ama e, bu ailenin içinde Neptün bir yandan sırtımı yaslayacağım biri yok enerjisi verir kişiye e, ailenin ve yuvanın içinde öyle bir enerji var ki bir kurban durumuna düşme teması var o yüzden de kime ne kadar nasıl sırtımı yaslayacağımı bilemiyorum teması var. Dönüp de günün sonunda anne babaya kendisi bakım ihtiyacı varken kendisi bakmak zorunda kalabilir kişi. Hep bir ruhsal anlamda fedakarlık yapan, destek olan bir rolde olabilir. Babaya ihtiyaç duyduğu noktada baba belki çalışmak için uzakta olabilir, belki vefat etmiş olabilir, belki ilgisiz olabilir. Bir şekilde ulaşmakta zorlanan bir yanı var aslında soyuna, soy karmasına kişinin. Kolektif ve kendisi arasındaki sınır çizmeyi iyi öğrenmesi gerekiyor bu kişinin. Bazen bütün aileyi koruma çabası çok yüksek oluyor. Herkesi koruyayım, herkesi kurtarayım hali çok oluyor. Bir de ben burada şeyi çok görüyorum. Aile hattı içinde bir göç teması. Anne baba ya da dedeler bile değil belki ama daha büyük, daha eski jenerasyonlara baktığımızda bir göç etme topraklarını geride bırakma, sahip olduklarını geride bırakma teması olabiliyor veya e, çok fazla taşınmak zorunda kalma, e, sahip oldukları belki bir sular, seller, büyük bir felaket, afet, deprem gibi olaylar nedeniyle sahip olduklarını kaybetme gibi temalar olabiliyor. Bazen de bu Neptün enerjisi bir rehber, guru, lider ve dini liderdir aslında. O yüzden aile hattı içinde böyle güçlü bir karakterde, manevi anlamda çok güçlü bir karakterde olabilir. Bu kişiden Bizim kişimize, 4. evinde Neptün'ü bulunan kişiye bir el verme gibi de olacaktır aslında. Bakarsanız bu anlamda da önemli duruyor. Bu yerinden edilme bazen şöyle olabilir. Etnik kökenle veya şey dini inançlarla ilgili de bulunduğu yerde kendi ailesi zorluk yaşamış olabilir. İşte mübadele dönemine denk gelmiştir, inançlar nedeniyle bir zorluk yaşamıştır gibi bir şey de olabilir. Mesela Anne Frank'a baktığımızda Neptün'ü dördüncü evinde görüyoruz. Anne Frank'i biliyorsunuz şey günlükleriyle tanıyoruz. Çok erken yaşta tam şey Nazi soykırımı zamanında Almanya'da bir Yahudi kızımız ve günlükleriyle bütün orada yaşadığı süreçleri anlatıyor ve hepimizin çocukken okul diye tahmin ediyorum bu kitabı. Anne Frank'in dördüncü evinde Neptün'ü yeterince açıklayıcı bence sanıyorum ki. Peki, yedinci eve geldiğimizde yedinci ev, yedinci ev sen evi, diğerleri evi Aşklar, ilişkiler, uzun vadeli ilişkiler, evlilik, ortaklık, paydaşlık ama 7. ev aynı zamanda benim dışımda karşımda bulunan herkes demek. O yüzden sen ve ben arasındaki bütün ilişki sadece evlilik ve aşk diye düşünmeyin. Şimdi benim tam karşımda bir Neptün var. Neptün ne yapabilir beni bu noktada? Kandırabilir. Neptün bana bakım verebilir. Neptün beni büyüleyebilir. Neptün beni e, yine diyeceğim yani bir hayal kırıklığına uğratabilir. Karşımda bulunan kişi Neptün şekilde davranıyor ve ben o kişiyle bir olma ihtiyacı içindeyim. E, bir ve bütün olayım, ilişkiyi tamamlayayım. E, farklı bir ilişkinin içinde kendimi tamamlanmış hissedeyim arayışı içindeyim. Tabii ki burada ne oluyor haliyle bir ilişki içinde tamamlanmış ve bütün hissedemezsiniz. Eğer ki siz kendinizi tam ve bütün hissetmiyorsanız Karşıda size sahip olduğunuzun ötesinde bir dünya bir tamamlanma, bir ruhsal bütünlenme aslında sunamaz. Bu çok büyük bir hayal ve ideal. Ee, daha gerçek, daha kalıcı, daha ayakları yere basan ilişkilerde hiçbir zaman için karşı taraf bizi her şeyiyle tamamlamaz, eksik yanımızı tamamlamaz. Biz tam ve bütünüzdür ve karşı tarafla beraber bunu paylaşarak yan yana yürürüz zaten yolda. Eğer ki bundan daha fazlasını bekliyorsak bir noktada hayal kırıklığına uğramaya mecburuz sevgili arkadaşlar. O yüzden 7. evdeki Neptün karşı tarafla bir olma ihtiyacıyla ilgili bizi sınayacaktır. Ya ilişki devam etsin diye fedakarlıklarda bulunuruz, günün sonunda bir hayal kırıklığı yaşarız. Ya karşı tarafı bile bile göre göre aslında bize bir şeyler yaptın bir yalan söylediğini kandırdığını aldattın bir şeyler biliyoruzdur ama yine de devam ederiz. Ya karşı tarafa bize bakma rolünü veririz. bu karşı taraf hayal kırıklığı uğratır gibi yani bir burada bir şey var bir kriz teması var o yüzden ilişki içinde bir hayal kırıklığı ve incinmeyi çok büyük ihtimalle yaşarız bir defa dahi olsa ve sonrasında aslında 7. evdeki Neptün bize der ki iyi de kötü de sensin. Düşmanının gözündeki en büyük kötülük bile aslında senin içindeki bir parçaya işaret ediyor. Sen o parça kadar korkunç olmak zorunda değilsin ama iyiliği yapabilme, kötülüğü yapabilme her türlü kapasite bizim içimizde var. O yüzden bu incinmeden sonra aslında 7. evdeki Neptün şunu der. İncinsen de kırılsan da ilişkilerin bir amacı var. Ve ilişkiler aslında birçok anlamda keyifli, güzel, tatlı da yönlere sahip. O yüzden tekrar dene yanılsam bile tekrar dene. Bu sefer karşı tarafa o kadar büyük sorumluluk verme. Karşı taraftan beklentilerinin senin içinde de olduğunu bil. Dualiteyi bir edebileceğini ve kendinin tam olduğunu, bütün olduğunu gör. Karşı tarafa beklentilerini yığmadan devam et der. Yoksa kurban kurtarıcı rollerinden çıkmak çok zordur ilişkilerde. Bir karşı tarafı kurtarırsınız, bir karşı tarafın kurban durumuna düşersiniz vesaire gibi. Yani ilişkiler vesilesiyle bir ve bütün olma teması. Burada kim var 7. evinde ne Neptün olan Bill Clinton var. İlişkilerdeki aldatma aldatılma döngüsünü düşünürseniz tabii şeyle Hillary Clinton'la yaşadıkları şeyin içini bilemeyiz ama aldatma temalarını Bill Clinton tarafından olanları vesaire biliyoruz. Büyük ihtimalle buralarda bir güçle bağlantılı bir hayal kırıklığı var. Hillary Clinton'ın çok güçlü olması ve Bill Clinton'ın kendini yeterince aslında eril hissedememesi gibi temalar var. O ilişkinin içinde 7. evdeki Neptün biraz buradan çalışıyor. Evet sonuncuya geliyorum. 10. ev. 10. ev ya da Oğlak. 10. ev nedir? Toplumdaki itibarımızdır, duruşumuzdur, kariyerimizdir, mesleğimizdir. Nasıl tanındığımızla ilgilidir. Aile ekseni olduğu için kendi ailemiz, belki anne tarafımız ya da eşimizin ailesiyle birazcık daha ilgilidir. 10. ev otorite figürleriyle, yöneticilerle liderlerle, beraber çalıştığımız yöneticilerle çok ama çok ilgilidir. Ve 10. ev aslında en büyük otorite, en büyük lider kim? Yaradan. Yaradan'ı nasıl tanımlarsanız tanımlayın. İsterseniz şey deyin, Big Bang teorisi deyin, isterseniz Allah deyin, isterseniz kozmik enerji deyin. Hiç fark etmez. Hangisi ise sizin için. Ee, günün sonunda aslında hepimizin burada var olmasını sağlayan bizden daha büyük bir ilahi sistem düzen ve enerji var. Bir yaradan var. O yüzden de ya da ilk yaratım enerjisi var. O yüzden de 10. ev bir yanıyla en büyük otorite olarak bunu görmemizi ister. Ve der ki Neptün'ün burada olması aslında ilahi planın yasaları ile evrensel planın, evrenin kuralları, evrenin yasaları ile dünyadaki kurallar, insanın kurduğu kurallar ve yasalar arasında fark var. Eğer ki şey verdiğin emeğin karşılığını almak istiyorsan, karma esasıyla çalışacaksan veya ne bileyim hani aklından kelimeler geçen kelimelerden öte kalbinden geçen, bilinçaltından geçen, yaydığın enerjiyle bir şeyleri elde ettiğini görmek istiyorsan bu ayrı bir şey bununla dünya planının içinde yöneticini konuşarak bazı konularda ikna edebiliyor olmak başka bir şey. Ya da dünya planında belli alanlarda gücü elde etmek aslında evrensel anlamda ruhunun gelişeceği anlamına gelmez. Belki buradaki el, güç elde etme teması seni daha çok yukarıya çıkmıyor. Daha hırslı, daha kibirli bir haline getiriyor. Bilmiyorum şu an binlerce versiyonu olabilir. Evrensel yasaları da birçok yerde zaten var biliyorsunuz ama konuşuruz. Çok güzel Deepak Chopra'nın kitabından filan konuşuruz. Daha sonrasında başka videolarda. Şimdi ne olursa olsun bu iki düzen birbiriyle %100 uyumlu değil. Dünyada hayatta kalmak ya da dünyada tepeye çıkmak ile evrensel anlamda huzur, refah, adaletin peşinden koşmak birbiriyle her zaman örtüşmek zorunda değil. Bu ikisinin arasındaki ayrımı görüp gerekirse evrensel yasaları hatta gerekirse değil gerçekten evrensel yasaları önceliklendirerek ilerlemeyi öğrenmek gerek diyor Neptün 10. evde. Neptün oğlakta da keza böyledir. Ancak böyle yaparsan refah elde edersin, adalet el ada yani adaletli bir şekilde yaradan sana daha fazlasını sunar, bolluk elde edersin der. Diğer türlüsü seni de zora sokacak, sana da krizler yaratacak der. E, o yüzden nihai kararın ilahi adalette olduğunu, senin istediğinden, bizim istediğimizden daha büyüğü, daha fazlası olduğunu unutmadan ilerlemen lazım der bize. Bu Neptün'ün 10. evde olması. Otoriteye iki ucu var. Bir tarafta otoriteye sonsuz bir güven duyup e, sanki hiçbir şekilde sorgulamadan öyle dedilerse öyle yapılır diye dünyanın içindeki o işte çalıştığınız yerde vesaire bir ucu böyle olabilir neptünle bir oluyorsun takip ediyorsun şeyi, otoriteyi. Burada bir manevi lider de olabilir, yönetici de olabilir. Diğer ucunda ise benim her şey benim içinde, kimse hiçbir şey bilmiyor, ben bilirim bir tek demek gibi iki ucu arasında gidip gelmeler olabilir. Bu ikisinin arasında da bir düzen ve denge yaratmak gerekecek. Ee, ve kendinize kesinlikle 10. evde Neptün'e olan kişiler ya da Neptün'e oğlakta olan kişiler aslında kendinize güvenilir rol modelleri bulun. Rol modellerinizle ilgili hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz çok ama çok yüksek. Yani yani bu her açıdan olabilir. Kendinize güçlü bir lider bulursunuz. Bir firmada yöneticidir. O size hayal kırıklığına uğratır uzun vadede. Bir guruyu takip edersiniz, o gurunun acayip skandallarını duyarsınız, hayal kırıklığına uğrarsınız gibi gibi yani hani böyle bir tema var. Ancak ve ancak evrensel yasalara doğru döndüğünüzde daha fazla aslında siz kendiniz bir rehbere dönüşürsünüz der bu geçiş. O yüzden ne olacaktır? Mesleki anlamda, rol model olma anlamında, kariyerde ilerleme anlamında kendimizi acayip derecede kaptırıp çalışma. Sonsuz bir çalışma enerjisi, kendimize adama enerjisi, bir lideri takip etme enerjisi getirecek. Burada hayal kırıklıklarımız olabilir. O yüzden e, bu dünyevi anlamda elde etmek istediklerimizi bir evrensel yasalarla şöyle bir arada kontrol ederek adil miyim? Bir bunlara bakarak ilerlemek gerekecek. Kimler var? Mesela John F. Kennedy var. Mesela Marx var. E, dünyanın sistemini... Farklı özellikle Marx'ı düşünürseniz Karl Marx'ı kapitalizmi eleştirerek dünyanın sistemini başka bir yere taşıma enerjisi. Kennedy de güçlü bir lider ama kurban durumuna düşen, halkın önünde kurban durumuna düşen bir lider aslında bakarsanız. Julian Assange'ın. Neptün'ü. Şöyle bir şey var Julian Assange'dan. Neptün 10. evde değil ama Satürn Neptün karşıtlığı var. Bu da birazcık daha aslında arada ufak başka tabii ki başka açık kalıpları bize Neptün 10. evin enerjilerini taşıtabiliyor. Assange'ın Satürn Neptün karşıtlığı da o otoritenin, otoritenin içine çomak sokup orayı dağıtma yeni bir sisteme hizmet etme ve sonrasında iftiralar, ifşalar arasında kaybolup biraz krizler yaşama enerjisini veriyor. Gandhi'nin de Satürn Neptün kavuşumu varmış 12. evinde. Bu da bu ilahi şeye ilahi adaleti evrensel enerjileri insanlığa kolektife hizmet ederek insanlığa aktarma görevini bize gösteriyor sevgili arkadaşlar. Evet uzunca bir video oldu. Diğer evleri önümüzdeki haftalarda anlatacağım dediğim gibi Neptün çok önemli. Umarım faydalı olmuştur. Sizin Neptünler nerelerde yorumlarda buluşalım, sohbet edelim, konuşalım. Önümüzdeki haftalarda astroloji sözlüğüyle tekrardan görüşmek üzere. Herkese merhabalar ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 7 Eylül haftası haftalık burç yorum. Geri döndüm. Geri döndüm. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. <laughs>